içimden geldi. Unutulmaz bir evlilik yıl dönümü hediyesi. Sensiz olmaz. MediaMarkt'la televizyondan ses sistemine, akıllı telefondan tablete, futbol coşkusunu yaşatacak teknolojileri keşfetmenin MediaMarkt'la skor 3-0, 4-0 olduktan sonra sen de rahatladın Atilla. O yüzden o spesifik kararları özgüvenle verdin. O dakikaya kadar iyi maç yönettin mi zannediliyor? Kimse vara mara yüklenmesin kardeşim. Önce sahada hakem. Otorite odur. İlk kararı o verecek. Atilla Karaoğlan'ın şu Avrupa'daki maçından sonra dengesi dağıldı. Kendine çelişiyorsun Atilla Karaoğlan. O maçta verdiği o rozlama sarı kartla bunu var değil mi elimizde arkadaşlar onlar? He? Var değil mi o pozisyon? Evet, hocam. Evet. Var. Bak onu çünkü koyacaksınız. Tabii. Ben de burada söyleyeceğim. Sen burada pozisyona, o iki kişi o pozisyona sen sarı kart gösteriyorsan ve buna göstermiyorsan devam. Memer Hanım'dan herkese merhaba. Bugün Galatasaray Hatay Spor ve Fenerbahçe Adana Spor maçlarında hem hakeme dair hem gündeme dair bazı pozisyonları ve durumları yorumlayacağız. Bu programımızda bana destek olacak kişi Kıvanç. Söz sende, buyur. Öncelikle hocam Boynerdeva içeriğimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sezonu açtık bildiğiniz gibi. Dünkü Hatay Spor maçıyla bugün Fenerbahçe maçıyla devam ettik. İsterseniz önce pozisyonları değerlendirelim. Ondan sonra genel hakem ve saha dışı olayları değerlendirerek devam edebiliriz. İlk pozisyonumuz geliyor hocam, hazırsanız. Şimdi bu ilk pozisyonumuz Ziyech'in kaçırdığı gol öncesi Torreira'nın bir ayak basma olayı. Aslında burada iki şeye değineceğiz. Bir, hakem şansı. İki, gol olmadı. Çünkü VAR'dan dönerdi faal olarak. İkincisi, en çok tartışılan konu sarı. Bu ve buna benzer pozisyonlarda aslında Avrupa organizasyonunda baz aldığımızda genelde bazı ayak basmalarına sarı kart gösterilmediğini gördük. Bunun nedeni şu. Geçen sene değişen bir talimat vardı. Bir topla iki oyuncunun da aynı oranda oynama şansı var iken ayak basma mevcut oluyor ise sarı kart gösterilmeyin denmişti. Yani bir timing hatası, top açıldıktan sonra uzanan bir gecikmiş müdahale neticesinde oluyor ise sarı kart, ama bunun haricinde ucuna, kenarına veya bir topla oynama şansı varken iki futbolcunun aynı oranda bu gibi durumda ayak basma olayı oluyor ise sarı kart gösterilmesin deniyordu. Şimdi bu pozisyonda, bu minvalde ben sarı kart olmayacağını söylüyorum Torreira için. Zaten ayak bastığı anı görürseniz Torreira'nın iki ayağının arası o kadar dar ki, yani uzanmış bir ayak yok. Dolayısıyla bu verilen talimatlar ışığında söylüyorum. Bu iki futbolcunun da toplu oynama şansı olduğundan dolayı sadece faul, sarı kart yok diyorum. İkinci pozisyonumuza geçiyoruz hemen hocam, zaman kaybetmeden. Evet, bu da sosyal medyada ihracı gerektirir dendi maç sonrasında. Ama ben bu pozisyonu izledim. Ben pozisyonu sadece şunu söyleyeceğim. Bu pozisyonu bir kere illegal use dediğimiz, yani kolun kural dışı kullanımı bir ikili mücadelede. Eğer hakem olarak sen buna faul veriyorsan kesinlikle sarı kart vermeliydin. Kırmızı kartlı bir pozisyon değil. Kolun kural dışı kullanımı ve sarı kartlı bir pozisyon. Faul artı sarı kart olmalıydı. Icardi'nin penaltı pozisyonuyla o zaman devam ediyoruz hocam. Şimdi buradaki pozisyonu incelediğimizde bir kere pozisyon penaltı. Klemann'ın yaptığı on kusurlu hareketten bir tanesi ve penaltı. Şimdi burada asıl konuşulan konu şu. Biz bunu pilottan veya offset kamerasından baktığımızda Icardi kaleciyle karşı karşıya ve bariz gol şansı var. Eğer burada Klemann formasından çekip Icardi'yi isseydi, yani toplu oynama niyeti ve oynama şansı yok olarak görseydik kırmızı artı penaltıydı. Fakat burada Klemann'ın toplu oynama şansı ve niyeti var iken pozisyon penaltı, sarı kart, ama Turgut Doman burada sarı kart göstermedi. Disiplin cezası olarak yaptığı hatalardan bir tanesiydi. Hemen Batshuayi'nin pozisyonuna geçiyoruz o halde. Batshuayi'nin golünde offside var mı yok mu çok tartışma konusu oldu. Şimdi bu pozisyonda öncelikle top ilk ortalandığında Batshuayi şeklen offside. Bu aşamadan sonra değerlendirilecek konu, talimatlarda söylenen açık, bariz ve net olarak Batshuayi oyuna veya oyuncuya etki ediyor mu? Açık, bariz ve net kavramları
göreceli bir kavramdır. Yani yoruma açık. Bu pozisyona offside diyenler bence diye başlayarak, değil diyenler de bence diye başlayarak yorumlayıp ona göre kararı verecekler. Çünkü yoruma açık. Yani sana göre açık, bariz ve net olarak Batshuayi oyuna veya oyuncuya müdahale ve etkisi var mı? Sen var diyorsan Batshuayi'nin dokunması, sürtmesi, oyuncunun 0.5 santim daha zıplamasını engelledi diyor isen offside, saygı duyarım. Ama benim talimat gereği, kural gereği açık, bariz, net kavramı içerisinde Batshuayi'nin oyuna ve oyuncuya müdahalesi yok. Yani oyuncunun o topa kafaya sıçramasına veya bir oyuna müdahalesi, oyuncuya sadece kolunu temas etmesi açık, bariz, net olarak etkilediğini göstermiyor. Dolayısıyla bu pozisyonda ben golden yanayım. Kaldı ki mesela Halil Umut Meler, bardaki hakem de bu pozisyonda bu yorumu yapıp hakemi çağırmadı. Eğer kendisi açık, bariz, net olarak bu pozisyonda etki ediyor deseydi bir yorum yapacaktı. Ama neticede ne yapacaktı? Turgut Doman'ı çağırıp gel izle sen yorumunu yap diyecekti. O buraya gelmeden kendi yorumuyla burada açık, net, bariz bir etkisi yok diyerek Turgut Doman'ı çağırmadı. Ben de bu konuda verdikleri kararı destekliyorum. Maçın hakemi Turgut Doman'ın maç performansını nasıl değerlendiriyorsunuz genel olarak? Şöyle, maçtan önce açık söyleyeyim. Hani şu vardır. Her sezon şampiyon olan takımla açılır. Yani sezona verilen önem, değer. Dolayısıyla hakemlik nezdinde de ilk maçlar her zaman görsellik olarak herkesin açılış maçında gözler üzerinde olacak. Ben daha tecrübeli, bu maçı kotarabilecek bir hakem ismi düşünüyordum. Açıkçası çekingen vardı tecrübesi itibariyle, farklı kriterler itibariyle. Fakat ben genel yönetimini, özellikle mesela ilk yarı çekingenlikleri oldu, tereddütlü oldu ama ikinci yarı daha böyle kararlarını özgüvenli, otoriter bir şekilde uygulayan bir Turgut Doman gördüm. Genel itibariyle bu ilk maç yönetimini başarılı değerlendirebilirim. Ama mesela ufak tefek detaylar vardı. Neydi bunlar? Mesela Hatay Spor'un 77 numarası Fernandes'in ilk yarı ve ikinci yarı çok yerde kalmasına müsamaha etti. Buna önlem alamadı. Bir diğeri sanırım Avrupa Şampiyonası'ndan ileri gelen bir talimat. Çok ufak temaslarda oynatın. Oyunu kesmeyin. Bu güzel. Bu paralelde hareket etti. Fakat şu var. Ya mesela o Ziyech'in kaçırdığı golden sonra o Torreira'nın ayak bastığı durumdaki futbolcu. Ya top artık geriye dönmüş. Futbolcunun yanından tekrardan atağa başlanıyor. Yerdeki futbolcu. İki, ceza sahasında kafa kafaya çarpışmış iki oyuncu var. Ziyech'e faul yapılana kadar top ceza sahasından çıkıyor. Tekrardan bir atak başlıyor. Ziyech'e faul yapılana kadar sen oyunu durdurmuyorsun. Yani özellikle kafa kafaya bir de çarpışmış bir ceza sahası içerisinde. Örneğin biraz sonra Fenerbahçe maçına geçeceğiz. Bak orada aynı durum oldu. Livakovic çıktı. Fenerbahçe'nin futbolcu yerde kaldı. Ciku ile çarpıştılar. Hemen Atilla düdüğü çaldı mesela. Bunlar detaydır ama önemlidir. Bunları bir hesaba katsın. Gelişim için önemli. Onu da bir dipnot olarak düşelim. Sosyal medyada çok konuşulan konulardan birisi Nelson'un neden cezalı olmalıydı hocam? Bunu da bir açıklık getirirseniz çok sevinirim ben. Bir Süper Kupa maçında kırmızı kart gördü ancak bu maç yedek kulübesindeydi. Ha, neden cezalı değildi? Şöyle, neden cezalı değildi değil de Süper Kupa'da kırmızı kart görmesine rağmen neden kadroya yazıldı? Ve bunun akabinde bu maçın hükmen sonuçlanmasına dair değil mi haberler? Evet hocam. Futbol disiplin talimatına göre daha önce mesela şu var. Ben fikrimi söyleyeyim de. Bir futbolcu bir resmi maçta kırmızı kart gördüyse disiplin cezası olarak ilk resmi maçta bu ceza uygulanmalı. Ama talimat gereği böyle değil. Bu benim yorumum. Daha önce böyleydi, değişti. Organizasyonlara göre olay değişiyor. Mesela kupada kırmızı kart görmüş bir oyuncu ligde oynayabiliyor. Ama talimat şunu der. 4 maç ceza almış ise, 3'ten fazla almış ise diğer organizasyonlarda geçerli oluyor. 4 maç 6 yani 3'e kadar almış ise o cezayı kendi organizasyonunda. Şimdi Süper Kupa'da kırmızı kart görmüş bir Nelson'un yani işte bir maç olacağı için de ligde oynayabileceğini öngören bir talimat. Fakat kupada da kendi içerisinde bu talimatta bir durum var. O da nedir? Süper Kupa'da gördüğü için Türkiye Kupası'ndaki ilk maçta oynayamayacak Nelson. Dolayısıyla talimat gereği lig maçındaki kadroya yazılması normal. Hocam hazır Fenerbahçe demişken az önce Fenerbahçe'ye geçelim. Hatta Mourinho'nun Galatasaray üzerine açıklamalarıyla geçelim isterseniz.
isterseniz. Geçelim. Mourinho'nun açıklamalarını okuyorum. İki günde iki maç oynandı. Cuma akşamı Galatasaray-Hatayspor maçı. Bu akşam da bizim maçımız. Şunu söyleyebilirim ki çok fazla şey öğrendim. Zaten bu periyotta bana verilen bilgiler harika bilgilerdi. Ama şimdi daha da iyi anlıyorum. Diye açıklama yapmış Jose Mourinho. Mourinho belli bir imalarda bulunmuş. Biraz da harika bilgiler verildi diyerek kinayeli konuşmuş. Bu futbol anlamında mı? Hakem kararları anlamında mı? Yoksa her iki maçın sosyal medyadaki yansımaları anlamında mı söylemiş? Sanırım Mourinho ilerleyen zamanda bu mesaj içeren bu açıklamasını daha detaylı açıklamalara dayandırarak söyleyecek. Örnekleyerek söyleyecek. Ama az çok biz de anlıyoruz. Yani herhalde hakem yönetimlerine dem vurarak bu söyledi ve açıklamayı yaptı. Hakemler hakkında da açıklaması var zaten Mourinho'nun. Ne zaman? Bugün maçtan sonra. Öyle mi? Ne evet, onlar? Ancak biraz uzun. Ben kısaca şöyle çevirmem gerekirse size. Çevir. Bir iki sarı kart verse oyun değişir demeye varmış aslında Jose Mourinho bugün dediği şeyle. Jose Mourinho bir iki sarı kart değil, daha spesifik ve vermesi gereken kararlar vardı. Sanırım onları gözden kaçırmış veya ona bilgiyi vermemişler. Biraz sonra hem lehine hem aleyhine olabilecek yalnız onu da söyleyeyim. Biraz sonra da pozisyonlara geldiğinde onu değerlendireceğiz. Kaleci hakkında özellikle dakika 88'de sarı kart gördüğü için bir eleştiride bulunmuş hakemlere karşı. Neden dakika 15-20'de sarı kart görmüyor zaman geçirdiği için de niye dakika 88'de görüyor gibisinden bir sistemi olmuş aslında hakemlere Mourinho'nun burada. Şimdi genelde diyor kaleciler bu dakikalarda görüyor sarı kartı diyor. İlk yarı itibariyle Deniz'e bir uyarı yaptı diyor kaleciye diyor. O gecikmeleri defalarca geciktirmeyi defalarca yapıp sadece uyarıyla geçmesi ve bu gecikmeleri son dakikalarda kart olarak değerlendirmek genel anlamda bir açıklama yapmış yani. Bu maça özel değil aslında anladığım kadarıyla. Şimdi tamam çünkü ilk yarıda bir uyarısı vardı Atilla'nın kaleciye ama herhalde dediğim gibi işte tolere etmiş 15 yaşında olması, okulların açılmasının 30 gün kalmasından dolayı. O zaman pozisyonlara geçelim hocam. Osterwolde'nin pozisyonuyla başlıyoruz. Şimdi bu pozisyonu çeşitli açılardan incelediğimizde bir, Osterwolde bir hız alarak, uçarak ve leg stretch istediğimiz ayağını uzatarak geliyor. Şu açıdan baktığımızda çimle teması yok. Yani hafif bir havada. Ama taban, bir de şunu inceleyeceğiz. Nereyle nereye yapıyor faul? Tabanıyla futbolcunun bileğinin hemen altı. Yani bilekle ayakkabının birleştiği yer diyelim. Şimdi diğer bir açıya bakıyoruz. Sanki Osterwolde'nin ayağının yanı çimde gibi gözüküyor. Ve alta doğru gözüküyor. Farklı bir açı farklı gösteriyor. Şunu söyleyeceğim. Bu pozisyonda ben gelişi, hızı, sağlığa zarar verecek bir şekilde müdahalesi itibariyle kırmızıdan yanayım. Benim fikrim bu. Ama hakemin sahada görüp değerlendirdiği sarı kart ve VAR'ın karışmamasına da saygı duyuyorum. Çünkü neden biliyor musun? Bak farklı farklı açılar bize farklı farklı yorumlar söylememize neden oluyor. Bu açı farklı, bir sonraki açı farklı. Ama şunu söyleyeceğim. Yani futbolun içinden gelmiş biri olarak bu hareketin kendi özünde bir ciddi faullü oyun içerdiğini ve ben kırmızının bu hareket itibariyle olması gerektiğini söylüyorum. Ama sarı değerlendirildiğinde desteklerim, kırmızı verdiğinde alkışlardım. Bugün çıkmayan kırmızı kartlar aslında çok fazla gündem oldu hocam. Dakika 39'daki kırmızı kart beklentisi Osayi'ye yapılan müdahalede. He. Muhammedi'nin yaptığı. Şimdi bak, şimdi bir oyun icabı. Osterwolde gibi hızını almış, sağlığını tehlikeye sokacak bir hareket yapıp bir değerlendirmemiz var. Burada kırmızı diyen olur, sarı diyen olur deriz. Ama bak topa müdahale etmek isterken bir timing hatasıyla oluşan ciddi faul oyun dedim. Fakat burada bak dikkat edin. Şimdi pilottan izlediğimizde top Osayi'nin ayağından çıktıktan sonra futbolcu, açık söylüyorum bunu, gaddarlık yaparak sadece bu ayağına basmak, o şiddeti ve yoğunluğu göstererek bu bileğinde bukulmasına neden olacak hareketi yapıyor. Yani burası oyun icabı olan bir şey değil. Bu tamamen oyunun dışında topla alakası olmayan bir durum. Kesinlikle VAR'ın devreye gireceği bir durum. Girmeliydi. Mesela orada ne dedim? Hakem sarı verdi. Desteklerim. Açılar böyle böyle dedim çünkü VAR girmeyebilir dedim. Ama kırmızı verse alkışlardım dedim. Çünkü ben kırmızıya yakınım dedim. Ama burada sarıyı desteklerim. Yok bu net kırmızı. Çünkü burada topla isteği yok.
Top çıktıktan sonra pilottan zaten bak izleyin. Futbolcuyu, Adana Demirspor'lu futbolcuya bakın. Gerçekten sağlığını tehlikeye sokacak bir gaddarlık söz konusu burada. Dolayısıyla burada VAR'ın devreye girmesi daha doğru olur. Zaten maçın başından beri Muhammed ile Osay Samuel bayağı çekiştiler, hatta maçın sonunda da orada bir pozisyonları vardı. Onları da yorumlayacağız sizinle. Yine aynı dakika içerisinde hocam bir penaltı beklentisi vardı. Dilerseniz onu izleyelim şimdi. Şimdi güzel. Şimdi ben çeşitli böyle bu konu üzerinden yorumlar yapacağım. Şimdi hatırlar mısınız Fenerbahçe Adana Demirspor maçı vardı yine geçen sezon. Top çarpıyor, adamın şu şekilde yapıyor, geliyor. Top vücuda çarpmış olmasına rağmen bütün kamuoyu, hatta VAR hakimi Hüseyin Göçek'ti. Bütün kamuoyu penaltıda hemfikir oldu. Ben de aynı şekilde fikrimi beyan etmiştim ve penaltı denmişti. Yani vücuda çarpıp doğal olmayan konumdaki eline geldiği için. Çünkü FIFA, UEFA ve Ulusal Federasyonlar diyor ki bir futbolcunun diyor doğal olmayan konumuna vücudundan sekip yine gelirse diyor, bunun değerlendirmesi elle oynama olur diyor. Şimdi şunu söyleyeceğim, bu bir. İkincisi, bu pozisyonda İrfan topa vurduğu anda eğer top futbolcunun herhangi bir yerinden sekmeyip o açıktaki koluna gelse değerlendirme nasıl olurdu? O açıktaki koluna geldiğinde kolu doğal konumda mı değil mi? Bu futbolcu bu sıçrayışı, atlayışı yaparak o kolunu açık hale gelmesine neden olup risk alıyor mu, almıyor mu? Geçen sene topuğundan sekip Ferdi'nin şu şekilde, hani bak şöyle yapıyordu Ferdi, koluna gelen bir pozisyonda penaltı verildi. Şimdi ben örneklendiriyorum, siz sonucu çıkartın. Neden Osterwold, neden Galatasaray'dan Nelson her kaydıkları topa, atladıkları topa kollar kapalı giriyor o zaman? Onların günahı ne? Bu şekilde müdahale ediyorsan, bu riski alıyorsan kontrollü geleceksin. Kolunun açıklığı. Şimdi bu kol atlarken avuç içiyle destek, dirseğinle destek olursa bunlar destek dersin. Yerle temas ettiğinde. Ama etmeden bu açıklık gelirse, ha ben atlıyordum, atlama şeklinden dolayı doğal konum. O zaman bu sekmeden de bu ele gelseydi o zaman yine mi devam olacaktı? Direkt bu ele geliyor bak. Mesela bu ele biraz daha tabii sekmeden yukarıdaki şekilde gelecekti. Şu şekilde gelecekti. Peki şu şekilde direkt bu ele gelseydi ne diyecektik? Bence penaltı. Şimdi ne fark ediyor? Şimdi dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Eğer Atilla Karaoğlan pozisyondan sonra Dzeko'ya, Tadic'e ya bu kolun açılımı bence doğal konum. Beklenmeyen bir top. O yüzden vermedim dese bak yorum diyecektim, saygı duyacaktım. Ama sen vermeme nedenini kalçadan sekti deyip o yüzden vermedim diyorsan ben de sana sorarım. Bu top kalçadan sekip bu futbolcunun şuradaki koluna çarpsaydı da vermeyecek miydin? Bu da doğal konum değil. Bence bu da doğal konum değil. Atlarken o riski alıyorsun kardeşim. O zaman Nelson, o zaman Osterwold, o zaman diğer futbolcular o atlarken kollarını niye kapıyor, onların günahı ne? Nokta. Pozisyona penaltı diyoruz yani hocam. Daha nasıl diyeyim yani? Yine Osayi ile Muhammed'in bir pozisyonu. Benim buradaki olayım asıl şu. Bu pozisyona ben penaltı derim, sen demezsin. Hakemin açıklaması bak diğer maçlara referanstır. Sen sektiğinden dolayı böyle verdim diyemezsin. Bana de ki bu doğal konum, bu beklenmeyen top. Futbolcu gibi bir şeyler yani yorumunu yaparsın. Ama yarın öbür gün, yani geçen sene sana sorarlar o zaman Ferdi'ye verilen nasıl verildi diye. Veya sana yarın öbür gün kol buradayken sekip gelen bu topa nasıl verdin diye sorarlar. Yine sekti diye. Sektiğinden dolayı vermedim diyemezsin. VAR'ın karışmaması hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Çünkü abicim el olayları yorum. Şimdi dediğim gibi belki direkt gelse yine Atilla vermeyecekti. Diyecekti ki doğal konuda bana göre. Ona bir şey diyemezsin. O sayede Muhammed'in diğer pozisyonuna geçiyoruz o halde hocam. Hadi geçelim. Bu pozisyondan önce bence yayına şunu koyun arkadaşlar. Süper Kupa'da bu hakem Immobile ile birisi böyle bir horozlandı, sarı kart gösterdi. Hatırlıyor musunuz? Evet. Hatırlıyor musun? Yardımcının önünde. Yani bak şu sağa düşün. Şurası ceza sahası. Şurada iki kişi birbirine horozlandı, Galatasaray ile Beşiktaş'ı. Bak bunun daha minimali sarı kart gösterdi. Hatırlıyor musunuz? Bak o pozisyonu alacaksınız, önce koyacaksınız. Diyeceksiniz ki Atilla Karaoğlan diyeceksin. Sen şu pozisyonda 3 gün önce Süper Kupa'da sarı kart veriyorsun. Ve takdir görüyorsun.
Peki burada niye vermiyorsun? Hem Osayi'ye hem Muhammedi'ye ikisine de sarı kart vermen gerekir. Dolayısıyla Osayi'nin sarı kartı var mıydı? Varsa Osayi, varsa Muhammedi çift sarıdan. Gerçi Muhammedi direkt kırmızı atılması lazım ama ikisi de sarı kartları varsa çift sarıdan. Yoksa kimin varsa o atılacak. Sen 63. dakikada neyin barıştırması bu? O zaman kendinle çelişiyorsun Atilla Karaoğlan. Sen Süper Kupa'da 3 gün önce var değil mi elimizde arkadaşlar onlar? He? Var değil mi o pozisyon? Evet hocam. Evet. Var. Bak onu çünkü koyacaksınız. Tabii. Ben de burada söyleyeceğim. Sen burada pozisyona o iki kişi, Immobile ile birisi hatırlamıyorum kim. O pozisyona sen sarı kart gösteriyorsan ve buna göstermiyorsan neden derler biliyor musun? Adanın sporlar adamı atmamak için bunu yapmıyorsun derler o zaman. Yani devam. Değerlendirmenize göre iki kere atılmalıydı aslında oyundan Muhammed'i. Ona gelirse mesela Fenerbahçe'nin orta sahasının derinliği, Fred'in olmaması, İsmail'in yük binmesi, 45 artı 1'den sonra İsmail'in yaptığı öyle fauller var ki bir tane sarı kart görmedi. Bir tane görmedi. O da var şimdi. Dolayısıyla hani geçen sezon söylemiştim bak bu sarı kartlar gösterilen göstermeyen bunlar önemli. Bunlar kader belirler. Daha ilk haftadan yani sarı kart gösterip göstermeme durumları kader belirliyor. Yani Atilla Karaoğlan Süper Kupa'da çok mu iyiydi de bu maça atandı? Kerem Aktürkoğlu'nun asıl vermesi gereken sarı kartı vermeyip daha hafifine vermesi. Skor 3-0, 4-0 olduktan sonra sen de rahatladın Atilla. O yüzden o spesifik kararları özgüvenle verdin. O dakikaya kadar iyi maç yönettin mi zannediliyor? O zaman bir genel değerlendirmesine alalım. Genel değerlendirmesi yapıyorum işte. Nasıl atandı o maçtan sonra bu atamaya? O maçta verdiği o rozlama sarı kartla bun. Verdiği mesela bana göre kırmızı kart, bana göre penaltı olaylarında es geçti. Kimse bara mara yüklenmesin kardeşim. Önce sahada hakem. Otorite odur. İlk kararı o verecek. Atilla Karaoğlan'ın şu Avrupa'daki maçından sonra dengesi dağıldı. Toparlamaya çalışıyorlar ama Atilla Karaoğlan'ı da daha da kötü duruma getirebilirler. Ha ilk haftalar. Ben söyleyeyim. Şimdi ilk haftalar bunlar hep müsamaha, tolere edilir. Çok açıklama yapılmaz kulüpler hakkında. Kulüpler bunlar hakkında mesela. Bak ama bak aynı mesela bu maçı, dünkü maç yönetilsin. Özellikle bugünkü maç. Bu kararlar üzerine bütün kulüpleri çünkü takımları veya birbirine yakın takımları ilgilendirecek. O zaman böyle spesifik es geçilsin. Bak neler oluyor, nasıl konuşuluyor. Şimdi ilk haftalar es geçilir. 6. 7. haftaya hoş geldin deriz. Pozisyonlarımız bitti bu arada hocam. Bu oynarlığımı sundu. Memorandum ilk bölümün sonuna geldik. Çok teşekkür ederim Fırat hocam. Ben de desteğin için teşekkür ederim.